Sevgili dostlar yepyeni bir videoya daha sizlerleyim. Bugünkü inceleme konumuz Vivo'nun geçtiğimiz günlerde ülkemize tanıttığı V23 5G modelli akıllı cep telefonu olacak. Bu cep telefonu aslında orta, orta üst segment olarak konumlandırabiliriz ki tasarımı, özellikleri ve fiyatı gerçekten bir amiral gemisi fiyatlarına yaklaştığını söyleyebilirim. Orta segment bir cihaz olmasına rağmen benim ilk dikkatimi çeken özelliklerinden birisi tasarımı telefonun donanımsal özellikleri, kamera tarafı ve diğer bir dikkat çekici özelliği ise maalesef fiyatı sevgili dostlar. Dilerseniz şöyle sizlere tasarım hattından ufak ufak bahsetmeye başlayayım. Telefonun tasarımı özellikle arka tarafının malzeme kalitesi, yan taraftaki çerçevelerin kalitesi, telefonun ön taraftaki paneli olsun tasarım olarak muhteşem sevgili dostlar. Arka tarafı renk değiştirebilen bir özelliğe sahip ve Türkiye'de ilk renk değiştirebilen cep telefonu olarak da e, lanse edildi. Telefonun yine diğer bir özelliği ise sevgili dostlar güneş altında veya herhangi bir lazer veya ultra böyle bir ışık tuttuğunuzda herhangi bir e, elinizin dahi rengini alıp orada bir karartma bırakabiliyor. Kutu içerisinden de arka tarafta görüyorsunuz sevgili dostlar herhangi bir logonun şeklini alabiliyor. Buradaki deseni de telefonun arka yüzeyine çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz ki tasarım tarafında özellikle renk ve bu tarz desenler işte logoları baskıları arka tarafında telefonun yansıtabilmeniz mümkün. Farklılık katabilmek adına wow böyle dışarıda eliniz telefonu Elinizde herhangi birisi gördüğünde gerçekten ne olduğunu anlamayacaktır, anlam veremeyecektir. Gerçekten burada tasarım olarak telefon kendini çok çok belli ettiğini söyleyebilirim. Tasarımı gerçekten kusursuz. Bu zamana kadar Apple tarafını bir kenara bırakıyorum. iPhone'ların tasarımını da çok beğeniyorum ama Android tarafında bu kadar tasarımı içime sinen bir cihaz daha görmedim dostlar. Kesinlikle bu zamana kadar kullandığım altını net çiziyorum. Android tarafında tasarım olarak beni en çok heyecanlandıran cihaz oldu. Kendileri tasarımda puanım 10 üzerinden 9 veriyorum. Kusursuz hiçbir şey olmaz diyorum. 10 üzerinden 10 bilerek vermiyorum dostlar ama telefon gerçekten oldukça verimli. Önemli teknik verilere gelecek olursak dostlar 6.44 inçlik amoled bir ekranımız bulunuyor ki yenileme oranı da 90 Hz olarak karşımıza geliyor. 4200 mAh'lik batarya cihazın içerisinde bulunuyor dostlar. 44 wattlık da hızlı şarj desteği de bulunuyor. Yine Mediatek Dimensity 920 işlemci de içerisinde bulunuyor. 8 çekirdekli oldukça güzel bir işlemci konumlandırması da yapılmış. Bendeki sürümü 12 GB RAM, 256 GB de depolama birimi mevcut dostlar. Yine burada en büyük özellik ise ana kamera dostlar. 64 megapiksellik ana kameramız, 8 megapiksellik geniş açı lensimiz, 2 megapiksellik de makro lensimiz bulunuyor. Yine Önemli bir detay bu telefonun ön kamerası muhteşem dostlar. Yine son zamanlarda deneyimlemiş olduğum Android tabanlı telefonlarda ön kamerası gerçekten beni en çok memnun eden cihazlardan birisi. Şimdi ben uzun süredir iPhone kullanıyorum ve bana göre iPhone'ların ön arka kamera performansı özellikle sosyal medya tarafında kusursuz. Bu telefonun ön kamerası gerçekten iPhone'u bana arattırmadı. Yaklaşık 10 günü aşkın süredir de deneyimliyorum. Ön kamerası muhteşem. Burada 50 megapiksellik bir ön kamerada lensimiz bulunuyor ki çift ön kamerayla geldiğini de belirtelim. Diğer lensi ise 8 megapiksellik ekstra geniş açı lensi. Ön tarafta ise sevgili dostlar yine görmeye alışık olmadığımız farklı bir yapıda çift LED flash bulunuyor ki selfiler çekerken gerçekten ortam ışığı sıfıra dahi ise oradaki o LED flashların keskinliğiyle muhteşem ön çekim yapabiliyorsunuz. Ön kamerasıyla çekimlere imza atabiliyorsunuz arka kamerada ve ön kamerada 4K video çözünürlük desteği bulunurken OIS maalesef bu cihazda bulunmuyor ki bu cihazda OIS olmaması gerçekten beni üzen bir diğer önemli detay oldu. Telefon Fantouch OS 12 ile geliyor. Benim burada Fantouch OS'u daha saf Android performansı aldığımı o hazı tekrar burada V23 bana hissettirdi. Telefonun gerçekten akıcılığı, Instagram'a giriş, Safari'de Chrome'daki tarayıcı performansı bunun yanında irili ufaklı farklı uygulamalarda gezindiğim takdirdeki ki PUBG Mobile'de oynadık oyun deneyimi yaptığımda özellikle arayüz birimindeki akıcılığı o stabiliteliği gerçekten muhteşem. Telefon elimden yağ gibi aktı gitti donanımsal özelliklerini de güzel konumlandırdığını söyleyebilirim burada özellikle yazılımı ile beraber burada Fantaş OS'ta birlikte telefon yağ gibi elimin altından aktı sevgili dostlar. Tüm uygulamalarda girişler çıkışlar çoklu uygulama geçişi herhangi bir çökme, çökme yok takılma yok donma yok kasma yok çok rahat bir internette sosyal platformlarda surf yaptığımı rahatlıkla söyleyebilirim özellikle Android tarafında takılmalar donmalar kasmalardan şikayet edilir genellikle bir iOS stabiliteli olmadığı genelde Android tarafında söylenir lakin V23'teki o menülerdeki akıcılık uygulamalardaki akıcılık herhangi bir çökme takılma olmaması, pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi bana sunması gerçekten bu telefonda yine diğer rakiplerinden ayıran önemli güzel özelliklerinden bir tanesi. Telefonda Hi-Fi ses teknolojisi de kullanılmış sevgili dostlar. Pil ömrümden de ufakça bir bahsetmek istiyorum sizlere. Pil çok rahat bir günü çıkartıyor onu söyleyeyim. Ben parlaklığı yarının biraz altında %40 seviyelerinde kullandım. Gerçekten bir günü çok rahat kullanabiliyorsunuz. Güneş altında yoğun güneş altında ise ekran parlaklarını sona getirdiğiniz takdirde çok rahat en yoğun olduğu güneşin anlarında bile telefonun ekranını sorunsuzca görebildim. İçeriklerimi oradan da takip edebildim. Sevgili dostlar önemli temel özelliklerinden bahsettiğime göre telefonuna çekmiş olduğum ön ve arka kamerası ve ön arka yine videoları da sizlere yine arka tarafta göstermiş olayım. Gerçekten ön kamerası beni mutlu etti çok çok verim aldığımı söyleyebilirim. Ön kamerasıyla çekmiş olduğum fotoğrafların kalitesini gerçekten beğendim. Ana cihazım olarak iPhone 13 Pro'yu kullanıyorum. Ona yakın bir performans bana vermesi beni mutlu etti. Arka kamerada yine tam istediğim performansı almasam da orta segment bir telefona ki 64 megapikselde bir çözünürlüğümüz var. Oldukça keskin, doygun, özellikle doğa fotoğraflarında insan objelerini biraz dışa bırakıyorum doğa tarafındaki fotoğraflarında çok keskin ve çok doygun oldukça güzel çektiğini söyleyebilirim. Video tarafında tabii ki ana cihazımla kıyasladığımda çok çok böyle uber bir bana detay vermedi. Lakin yine ön ve arka kamera video performansı da oldukça güzel seviyede. Özellikle Instagram'da veya herhangi bir sosyal platformda TikTok'ta, YouTube'da içerik üretiyorsanız yine kısa Shorts, Reels veya TikTok'taki içeriklerinizi üretebilmek adına güzel işlerde ön ve arka kamerasıyla imza atabilirsiniz ki burada 4K çözünürlüğünde olduğunu söylemiştik. Yine burada kameralardan da oldukça verim aldığımı söylemem yanlış olmayacaktır. Dostlar telefonu genel bir değerlendirecek olursam telefonu beni açık açık söylemek gerekirse tasarımı çok mest etti. Telefonun tasarımına bayıldım. Yani bir ikinci telefonum olarak çok güzel bir şekilde bunu kullanabilirdim. Ama tabii ki inceleme ürünü olduğu için Vivo Türkiye ailesine bunu geri göndereceğim. Gerçekten telefon muhteşem dostlar. Rengi olsun, çerçevesi olsun, ekran kasarunu olsun. Yine ekranımızın paneli panel kalitesi olsun. ameliyat bir panel kullanıldığını söylemiştik. Ekran parlaklığı olsun. Arka tarafındaki o kendi desenlerinizi yaratabilmek olsun. Bir farkındalık yaratabilmek adına olsun. Hafifliğiyle yanılmıyorsam 108 gramda bir hafifliği var ki bu ebatta hafifliği de beni oldukça mest etti. Bu boyutlarda hafif telefon kullanmayı da özlemişim açıkçası. Yine Vivo burada çok güzel bir iş çıkarmış. Tüy gibi bir telefonu da bizim karşımıza getirmiş tasarımına bayıldım dostlar. Özellikle bendeki rengi gerçekten muhteşemdi. Telefonu hiç elimden düşüresim gelmedi. Gölgeli alanlarda telefonun rengi sarıya dönüyor. Güneş altında koyu laciverte, maviye dönüyor. Gerçekten telefonu şöyle alıp da izleyesim geldi. Yere bıraktım, çimenlere oturdum böyle. Kendimi telefonu izlediğimi gördüm yani gerçekten tasarımı beni mest etti. Hem malzeme kalitesi malzemenin o premium hissini sizin ellerinizde vermesine imkan sağlıyor. Onu elinizde telefonu aldığınızda hissedebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Tasarımı gerçekten muhteşem. Bu zamana kadar bu arada birçok Vivo cihaz inceledik kanalımızı yakından takip edenler de bilecektir. Bu zamana kadar ki bana iletilen en güzel tasarıma ait olan V23 modelli cihaz oldu ki Vivo'yu es geçiyorum. Android tarafında bu zamana kadar deneyimlediğim en güzel tasarımlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Hatta en güzel tasarıma sahip bir cihaz olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Tabii ki bundan başka ne cihaz gelir? Bu fikrim değişir mi? İlerleyen süreçlerde yine bunu göreceğiz. Genel değerlendirdiğimde de sevgili dostlar kullanıcı deneyimi olarak bana oldukça pürüzsüz, akıcı sosyal platformlarda, oyunlarda, Netflix'te, YouTube'da harika bir deneyim bana sundu. Hiçbir zaman of aman of şuymuş buymuş takıldı dondu çöktü kastı işte droplanma herhangi bir oyunda FPS düşüşü işte ısınmadan ötürü bir performans düşüşüyle henüz karşılaşmadım. Bunun yanında yine pil seviyesi bir günü çok rahat çıkartıyor. Bataryamız bir günü rahatlıkla dolu dolu çıkartabiliyor. Tüm bunların yanında da yine ön ve arka kamerasının kalitesi de beni oldukça memnun etti. Video tarafında da çok güzel işlere imza attığımı söyleyebilirim. Lakin şunu belirteyim videonun sonlarına doğru geldik sevgili dostlar. Yanılmıyorsam bu cihazın şu anki fiyatı 13.900 ya da 14.000 TL olması lazım. 12.999 da olabilir. Yine açıklamalar kısmına tam net olarak fiyatını belirtirim ama benim aklımda 14.000 TL bir fiyatı kalmış. Bu cihaz 14.000 TL eder mi? Burası çok çok büyük bir soru işareti. Yani baktığımızda burada 14-15.000 TL ile yani üstüne biraz daha versek amiral gemisi telefon alabilecek noktaya gelebiliyoruz ama orta segment bir cihaz olarak da karşımıza geliyor. Yani fiyatı gerçekten çok yüksek. Hani bendeki en tepe modeli 12 GB RAM'li olan versiyonu burada gerçek anlamda bu fiyat verilir mi? Özellikle ülkemiz koşullarında çok büyük bir soru işareti. Özellikle bu cihaz 4000, 5000 hadi maksimum 6000 TL bandında olsaydı kesinlikle kendime bir tane ben de satın alırdım diyorum. Tasarımı gerçekten muhteşem. Ama 14.000 TL'lere geldiğimizde orası büyük bir soru işareti ki o tarafta o fiyata çıktığımızda en büyük rakiplerinden birisi de Apple özellikle o fiyatlara geldiğimizde Samsung var, diğer dişli rakipleri bulunuyor. Buradaki bu fiyat konumlandırması bana yüksek geldi ama tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Benim bu video kapsamında cihaza yapacağım yorumlar bu şekildeydi. Benim değinmeyi unuttuğum veya sizlerin aklına takılan herhangi bir nokta varsa lütfen bu videonun yorumlarında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olup bu videoyu da sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. İlerleyen günlerde de V23'te daha detaylı, daha uzun deneyimli, daha böyle bir uzun kullanım testine tabi tuttuğum videoyu da sizlere çekmek istiyorum sevgili dostlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.